Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Göğüs ağrısıyla ben arkadaşımı getirdim. Tabii. İhmal etseydi tehlike alarmı... Yani o bir şekilde belki bir daha sonraki bir futbol şeyinde sahasında belki de düşüp kalacaktı. O kadar riskli. Yani tabii son derece önemli. Göğüs ağrısı bizim en önemli bulgumuz koroner kalp hastalıkları ile ilgili olarak. Göğüs ağrısı, özellikle efor sonrası göğüs ağrısı duyuyorsanız muhakkak bir doktora, kardiyoloğa gitmeniz lazım. Yani bir efor testi, gerekirse anjiyo. Yani bize, çünkü bu altın bulgu yani. Eğer onu atlarsanız bu sefer kalp kriziyle gelirsiniz. Kalp krizi geldi mi çok kötü. Yani tıbbi olarak müdahale edilse bile kötü. Yani çünkü o kalp krizi geçirdiğiniz süre içerisinde 1 saat, 2 saat, 3 saat neyse o sürede geçer içerisinde hem hayat tehlikeniz var. Ani kalp durmaları, ritim problemlerine bağlı ani kalp durmaları riski var. Hem de diyelim ki bir 3 saat sonra damarı açtık, stent takıldı ya da bypass yaptık. Ama o sürede bile kalbin o hücreleri kan gitmediği için bir kısmı ölüyor. Ve kalp zarar görüyor yani. Daha sonra bu ciddi problemler yaratabiliyor kişiye. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Kalbin tıkanması, beslenmesi kalbin durmasına, kalp krizine sebebiyet verebilir. Damarın tıkandığı zaman kalp krizi oluyor. Evet. Şimdi damar tıkandığı zaman ani tıkanması özellikle. Yani daralma tamam. Daraldığı zaman çok ciddi bir hasar olmuyor ama ne oluyor? Kalp bir takım bulgular veriyor. Göğüs ağrısı oluyor. Biraz nefes darlığı olabiliyor. Çarpıntılar olabiliyor. Efor kapasitesi düşebiliyor. Bu yine kalp bu arada çok hasar görmüyor. Ama ne zaman ki ani durdu, orası ani damar çatladı, orası bizim pıhtılaşma elemanları, vücuttaki pıhtılaşma oraya gitti, orayı tıkadı. Orada bir tıkaç oluştu. O tamamen kesiliyor. Özellikle gençlerde ise, gençlerde çok daha tehlikeli. Çünkü yaşlılarda bu damar yavaş yavaş tıkandığı için kolateral dediğimiz vücudun kendisi bypasslar yapıyor bir miktar. Ama gençlerde bu çok oluşmadığı için özellikle gençlerde maalesef çok ciddi, özellikle damarın başlangıç kısımlarından bir yer tıkandıysa, ana damarlardan bir tanesinde çok ciddi hasar oluyor. Evet. Çok ciddi hasar oluyor. Yani bazen hani diyelim ki 3 saat geçti, aldık, stent yaptık ya da bypass yaptık, ona rağmen bile hastayı kaybedebiliyoruz. O yeterince kadar önemli. Tabii. Bazen arası. Yani biz de elimizden bir şey gelmeyebiliyor. Yani çok çok büyük bir kalp krizi geçirmişse. Onun için yani o safhaya getirmemek lazım. Evet. Peki. Şüphelenmek lazım, şüpheci olmak lazım. Eğer ailede de varsa ve sigara içiyorsan ve diyabetin varsa kesinlikle böyle sıkı takipte olmanız lazım yani. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.